Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in. Müslüman namaz kıldığı camiden çıktığında Allahu Teala'nın kontrolünde olmayan bir yere çıkmaz ki. Müslüman camide secde ettiği Allah sokakta da onu murakabe ediyor diyebilir. Kabe'nin etrafında dönerken Müslüman kimin himayesinde ve kimin gözleri gözü kontrolü altındaysa banyoda banyo yaparken de aynı göz onu izliyordur. Melekler bizi her yerde izliyor. Hiçbir şekilde biz Allahu Teala'nın himayesinde ve murakabesinde olmadığımız bir yer düşünemeyiz. Sokaklar, caddeler. Bisiklet kullandığımız, araç kullandığımız yerler. Allahu Teala'nın melekleriyle bizi denetlediği yerler değil mi? Elbette. Sokakta da melekler bizi izliyorlar. Trafik kurallarının Kur'an'da geçen ayetlerde bulunmayışı. Kur'an-ı Kerim'in deveden attan bahsederken taksiden, otobüsten, helikopterden bahsetme işi, trafik kurallarının İslam'la ilgisi olmadığını çağrıştırmaz. Trafik kuralları her şeyden önce insanlara ve diğer canlılara bir anlamda çevreye zarar vermeden dünya nimetlerinden birisi olan araç kullanmayı sağlamak için konmuş kurallardır. Trafik kuralı insana zarar vermemeyi sağlamaktadır. Bu zarar vermemede iki kişi var. Bir, araç kullanan kişinin kendine zarar verip vermemesi söz konusu trafikte. İki, araç kullanan kişinin trafikte başkalarına zarar verip vermemesi var. Eğer biz kendimize zarar boyutunu inceliyorsak trafiğin, Allah kendimize zarar vermemizi yasaklamıştır. Kur'an ayetiyle sabit. Bir Müslüman kendi kendine gözünü çıkarabilir mi? Dalağını aldattırabilir mi? Hayır. Eğer trafikteki hatamız kendi gözümüzün çıkmasına, kolumuzun kırılmasına neden olduysa, kol benim Kolu kıran benim diyemeyiz. Bunun hesabını sorar Allah. Kol bizim ama emanetçisiyiz. Göz bizim, dalak bizim ama emanetçisiyiz. Asıl mal sahibi Allah. Hayır, trafikteki kural bir çocuğu ezmemek, bir çocuğun uykusunu bölmemek, trafikteki düzen bir canlının orada ezilmemesini sağlamak için ise Kul hakkından büyük bir sorumluluk yok ki İslam'da. Kul hakkı sadece bir nalburdan boya çalmak mıdır? Bir galeriden arabayı çalmak mıdır? Kul hakkı insana zarar vermektir. Hatta hayvana zarar vermek bile bir hak türüdür. Eğer kurallar bizim kul hakkı ihlalimize karşı konmuşsa kendi canımıza bedenimize zarar vermemize karşı konmuşsa bütün insanlardan önce müslümanların trafik kurallarına uyması gerekir. Çünkü müslüman kadar kul hakkından kendisi dahil bir cana zarar vermekten çekinmesi gereken kimse yoktur. Bu kuralları mesela zalim İsrail devletinin koymuş olması bile bir şeyi değiştirmez. Çünkü Kuralı kim koyarsa koysun bu insan içindir. İnsan mükerremdir. İnsana zarar veren hiçbir şeyi icra edemeyiz. Trafik kuralları Kur'an'da geçse de geçmese de Müslüman'ı bağlar. Çünkü Müslüman trafikte de Müslümandır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.